Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor'u gidecek. Konya'nın durumu hala zor. Ama Rize Spor'da Kayseri ile oynayacak. Yine bu haftaki gibi son derece yüksek dozda bir küme düşmeme mücadelesi. Ee, Kasımpaşa deplasmanı zor maç. Yeni Malatya'yı ağırlayacak yine o bölge. Ee, ve Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Yine Rize'nin de zorlu bir deplasmanı var. Servet Özbek, Rize, Ankara, Gücü, Malatya bence bir alt gider demiş. Evet. Böyle bir durum var. alt sıralardaki mücadeleyi nasıl görüyorsunuz Okay Bey? Yani ben en çok bu akşam Beşiktaş nasıl 11 ile çıkacak? Kayseri'de eksik var mı? Onu da merak ediyorum. Bununla ilgili gazeteler bir şey yazmışsa onla. Evet tam ona geldik. Ben arada bakayım diye bir durmuştum. Şimdi ee, Kayseri Spor ligi tutunmanın derdinde Beşiktaş yükselen formuyla Avrupa Kupası'na katılmanın hesabında diyor ve olası 11'lere bakalım ki maç öncesinde zaten büyük ihtimal Serdar Sarıdağ'la e, yayın yapacağız Kayseri Spor'un 11'ini gördük Lung Lopez, Sabunier, Diego, em Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin, Cece, Campanaro, Axel, Enrique, Messina 3 derken olası 11'i Beşiktaş'ın Ersin Gökhan Gönül Vida, Ruiz Rıdvan Lens, Elneni, Atiba, Diaby, Enkudu ve Burak Yılmaz şeklinde şekillenmiş. Ee, son iki Süper Lig maçını kazanan ve rakip toplam 8 gol gönderen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak için bu akşam sahaya çıkıyor. Burak Yılmaz tartışmasız Beşiktaş'ın seviyesini belirleyen oyuncu yorumu var. Son iki haftadır attığı kadar Diaby ve Lens'i e attırdıklarıyla da öne çıkıyor sanki yine benzer bir senaryo izleyeceğiz. Burak'a konuşmak gerekirse yani hani gözü kapalı güvenilecek bir oyuncu mu Okay? Yani ben hani tam iyi dediğimizde Burak bir kayboluyor. Sonra kaybolduğunda bak bunlarla dönüyor geri. O yüzden ben senin Okay ile Burak'la ilgili yorumunu merak ediyorum. Türk futbolunun en iyi santriforu. Böyle <laughs> tartışmam bunu. Beşiktaş'a geldiğinde top tutamıyor diye alay ediyorlardı. Beşiktaşlar bizzat kendileri Burak Yılmaz'ı e, futbolcu değil. Böyle futbolcu mu olur? Beşiktaş'a aman ya Rabbim diyerek Rüzgar evet. Saa asıl anlatır? Aman ya Rabbim. Beşiktaş'ın topçusu böyle mi olur? dediler. <laughs> Çok <laughs> bir afallı. Son derece yetenekliydi Antalya'da. Antalya'dan biliyorum ben Burak Yılmaz'ı. Çok yetenekliydi. Gönderdiler. Bir şaşkınlık yaşadı. Trabzon'da Şenol Güneş'in mahir elleriyle o o mahir takım ve Galatasaray o ve o gittikten sonra Galatasaray bir daha kendine geldiyse de nasıl geldi bilmiyorum. İyi oyuncularla oynadı. Geldi Beşiktaş'ta da. Bir bir sene önce gelseydi zaten Beşiktaş 3'te 3 üç yapacaktı. Açık ara 3'te 3 üç yapacaktı. Adam golü koklayan bir adam. Fiziksel yetenekleri var. Gol koklayabiliyor. Akıllı, zeki, her türlü özelliği var. Ha tabii hayatta e, bazı insanlar, Emre Belezoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz başta olmak üzere antipatik oldular Türkiye'de. Ne yazık e -hı. Ne yazık ki, ne yazık ki, abi biz e, uzlaşan bir toplum değiliz ya. Milli takım, takımlar, menajerler, me medyadaki insanlar, yani kavgayı çok seviyoruz, i̇tiş kakışı çok seviyoruz. Yani birbirimizi şöyle seviyoruz. Ne haber lan? Şekerif seni. Ne haber? Hmm. Ne haber? Orkuncu, İyi misin? Yok bizde. Bu hikaye var ya, bu bitiriyor bunu. <laughs> Arda Turan, e, Emre Belezoğlu. Artı Burak Yılmaz. Mesela sen anlatmıştın bir hikaye Emre'nin Atletico Madrid'e gittiğinde ya da Arda mı anlatmıştı? O kadar karıştırdım ki. Nasıl o disiplinin karşısında <laughs> Diego Simeone'nin disipliniyle üç oynasaydı bugün onlara telefonla da ulaşamazdık. Ancak resimlerine like ederdik Instagram'da. Abi çok large bir ülke. Çok rahat kazanıyorsun. Yani yaş biraz meşhursan zaten sana birileri yağdırıyor ve bir süre sonra sıra dışı bir şey yaparsan antipatik oluyorsun. Burak'ın antipatik olduğu durumlar vardır mutlaka. Sevilmediği durumlar vardır ama futbolculuğunu ben kimseyle tartışmam. Yani hiç kimseyle tartışmam. Dolayısıyla bence Türkiye'nin en büyük golcülerinin başında geliyor şu an itibariyle. Çok özel bir futbolcu ve farkı da yaratan o bir partide. Yani orada koltuğuna, koluna bu pazubandı takıp da arkadaşlarına liderlik yaptığı zaman Sergen'in bir şey yapmasını kısa Oku bakalım. Okay Karaca'nın taktik yeteneğine her seferinde. <laughs> ya ben Mustafa Mert Bir de tiyatro... Hasan Karakuş. Ben tiyatro eğitimi falan da aldım. O yüzden tiyatroda oynadım. İyi e, severim de tabii. De. Hani keşke onu mu yapsam acaba ya ben de. Tahsin'e nasıl sonları... <laughs> Tahsin'e rakip mi çıkam acaba? Evet. Kendime bir taraftarlık bulayım veya başka bir şey bulayım. Teşekkür ederim. Arada, onu, da onu da soran vardı yani tiyatro eğitimi mi aldı Okay abi diye. Evet almış olduğunu söyledi şu anda. E tiyatro demişken Erdem Baş demiş ki Beşiktaş tiyatrocu diye sevmiyordu Burak Yılmaz'ı. Hep aldatma yönelik hareket yapardı. Beşiktaş maçlarında böyle bir kopukluk vardı. Tabii. Beş Ay, Beşiktaşlı dostlarımız pardon şunu da ekleyeyim beraber tez antites. Burak için olumsuz konuşanlar belli bir grup Okay abi. Burak çok iyi bir Beşiktaşlı. Babadan çocukluktan Beşiktaş demiş. Beşiktaş 1903 Biliyorum Beşiktaş. Babası da Beşiktaş. Kendisi de Beşiktaşlı. <laughs> yani zaten vücut dilinden anlarsın. Emaneten geleni. Burak ben Beşiktaşlıyım diye duruyor. Feyyaz uçar Fenerbahçe'ye gittiğinde ben buraya e, Fenerbahçe'de top oynamaya geldim. Vücut dili direkt Beşiktaşlıydı. Rüştü Reçber buraya geldiğinde vücut dili Fenerbahçeliydi. Mustafa Doğan Beşiktaş'a geldiğinde vücut dili Fenerbahçeliydi. Ama işlerin hepsi tertemiz pırıl pırıl yaptılar. On numara karakterde iş yaptılar yani e, o yüzden Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ı ama bu çok önemli bir kriter değil geçen hatta attığı gol olsa İngiltere'de yıkılır ortalık vay vuy bizde de vay vuy denildi ya spiker mükemmel gol diye bağırıyor yorumcular da mükemmel diyor gelip geçiyor öteki biri diyor ki ezik diyor yani birisi diyor ki artist diyor birisi tiyatrocu diyor <laughs> yani o kadar çok antipatik bir ya yani olabilir bunlar da şeyi anlıyorum yani Mesela dün Formüle 1 yayını yapıyoruz abi. Formüle 1 Türkiye'de yapılan bir şey değil. 10 yıl önce ben yaptım yine Formüle 1'e. Öncesinde sonrasında Formüle 1 konuşulmuyor. Yayın başlıyor, bitiyor. Ve biz PlaySpor olarak masraftan kaçınmıyoruz. Kendi cebimizden para harcayarak stüdyo kuruyoruz, yayın yapıyoruz. Ve Türkiye'de biz yayın yapmadan önce sezon başladığında bana ''Abi yayın yapın ne olur niye yayın yok abi çıldıracağım.'' diyenler ''Ya meseleye de çok hakim değilsiniz, şeyi de veremediniz.'' Onu da bilmem ne yapamadınız diye o o ukala lafları diyorlar. Yani bu ülkede çok zor abi iş yapabilmek. Bu ülkede insanlar hazımsız, alkışlama kültürü yok. O yüzden yani. Peki, peki o okay. Burak, Burak ne yaparsa ya. Burak Burak'tan bahsediyoruz. Zaten bunu böyle bir tamamlayıp sonradan da kesip tekrar şey yaparız. Hı -hı. Başka mesajlar da var. Tekrar veririz. Hakikaten iyi oldu bu da. Ya Burak ya da herhangi futbolcu. Sen diyorsun ya Hani bu konuda biz e, tecrübeliyiz. E, belli bir ilgimiz var, bilgimiz var ve yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Siz ne anlarsınız, ne biliyorsunuz? E bunu futbolcu ne yapsın futbolcu ya? Ya adam senin o halı sahada haftada bir yaptığın, yapabildiğini zannettiğin şeyi yaparak çocukluğundan beri en iyi yaparak bütün yaş gruplarında böyle seçile seçile bütün futbolcular için kabaca Türkiye Ligi'nde oynayan, özellikle büyük takımda oynayan o beğenmediğiniz, linç ettiğiniz futbolcular... Hepsinde üste çıka 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 çıka. Mesela biz de futbol oynadık belli e, lisede, üniversitede falan. Hani o seçilme hali vardır ya. Mesela o, o daha iyidir. Sen de fena değilsindir ama o, o, ön plana çıkar. Hepsinde abi adam mahallede mi oynadı, köy takımında mı oynadı, ortaokulda mı oynadı, altyapıda mı oynadı? Hep üstedir bu oyuncular. Seçilmiş oyunculardır. Bunu yaşaya 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 bütün rakiplerini geçe geçe Fenerbahçe'ye geliyor. Galatasaray'a geliyor. Trabzonspor'a geliyor. Beşiktaş'a geliyor. Burak Yılmaz bir de bunların hepsine geliyor. <laughs> Aman şeye çarptım. Burak Yılmaz bir de hepsine geliyor. Tamam mı? Çok eleştirilen bir oyuncuydu. Tam kim olduğunu hatırlamıyorum ama böyle en konuş yani şey oyunculardan biri. Şans eseri antrenmanındayız. Galatasaraylı bir oyuncuydu galiba. Bir antrenman öncesi çıkışı falan. Bir arkadaşıyla sohbet ediyor. Bir taraftan duruyor. Ayağının dışıyla hem bir çalışma yapıyor. Yani ayağının yattığı yerden hem böyle bir hani bacak çalışması gibi bir de top çalışması. Topu sektiriyor. Ben de hani Konuşmayı asla dinlemem lazım. Haber olarak belki bir şey çıkarım. Böyle topa baka kaldım yani. Onu nasıl yapıyor bunu ya filan diye. Bakıyor mu, bakmıyor mu diye. Ya bunlar çok yetenekli insanlar. Bunlar bu işi çok iyi bilen insanlar. Ee, senin söylediğin gibi formüle örneğinden hemen işin bu tarafına. Çünkü o kadar kolay anlatılıyor ki. Size şunu tavsiye ederim. Özellikle sahaya yakın kişiler. Ben e, görev yaptığım için onu görürdüm aynı bu şekilde. Böyle 90. dakikalarda filan o kadar ben sahanın kenarına hani geliyorum artık toplanacak ya takım içeri girecek. E, röportajlar başlayacak filan. Ya 90 olmuş artık yani 90. 90 artı 2 filan. O önünden geçen oyuncuların hızına bir baksınlar. Mesela onlarla beraber şöyle bir e, hafif bir jog atmaya, bir, bir koşmaya çalışsınlar. 90. dakikadan bahsediyorum. O bir de biraz da git gel başlar hani böyle artık iyice bir hani biri top kapar, o atmaya çalış. Oralarda böyle bir yakından sonra gidip onu hani evde sakın denemeyin derler ya. Ya sakın <laughs> denemeyin evde. Bahçede filan bir deneyin ya da istiyorsanız. Sonra işte kusarken şey yapın. Annenizi babanız yakın yerde olsun. Buna örnek olarak İtalya'da bir çocuk hatırlarsın belki Roma taraftarıydı. Hatırlayanlar olursa arkadaşlar da yazabilir. Evet. Ya oradan öyle mi vurulur topa falan diye bir şey yapmış. Tweet atmış. Kulüp onu şeye getirdi. sahaya getirdi. Aynı pozisyonu yarattılar. Hatırlıyor musun onu? Çocuk da çok evet. sempatik. Evet. İlkinde yere düşüp kayıyor yani. Vuramıyor. İkincide bir zar zor vuruyor. Top seke seke gidiyor. Üçüncüde de şey yani gidiyor. Diğer mahalleye Anladım. gidiyor gidiyor ya. Sonra abi diyor pardon diyor. Ha hem de Cengiz Ünder'in golü bravo. O muydu? Ha, golün aynısını mı at dediler ne oldu? Ha, evet aynen öyle. Yani gel bir tekrarla. Ben hani golden vazgeçtim. Ya, gol vuruşu zaten çok üst düzey. İşte ya koş bakalım bir orada koş. O, o çarpışmaya gir. Sana orta sahada mesela NDI'ye mi vardı dünkü var? NDI sana şöyle arkadan şöyle bir tane normal hem de futbol şeyiyle. Bir göğüslesin seni de iki hafta kendine gelemezsin. Yani orada başka bir meslek var baba ya. Bu kadar girmeyin işine ama izleyelim. Taraftarlık da bir meslek. Futbolcu kendi kendine tezahürat mı yapacak maç içinde? Birbirlerine hadi böyleler. Fener, Galatasaray, Sarı, Lacivert bunu mu yapacaklar? Para, taraftarlık da önemli. Destek oluyorsun. Sensin zaten bu işin ana işi sensin. Milyonlar, yığınlar. Anlatabiliyor muyum? Futbol mesleği aynı senin Formula 1'de yaşadığın gibi Formula 1 uzmanlığıyla ilgili ve bir şey yapmaya çalışmanla ilgili yaşadığın gibi çok küçümseniyor. Çok basit konuşuluyor. Her şey küçümseniyor. Burak Yılmaz'dan konu açılmışken evet. Ankara'da Antalya aktarmalı geliyordum. Uçakta Gökhan'la karşılaştım. Sesin İstanbul. gitti. Gökhan. Gönülle mi? İstanbul'a. İstanbul'a geliyordu. Gökhan. Kim? Gönül. Yok yok. Gökhan. Soyadını hatırlamıyorum. Bir golcü vardı çok zaman. Ha, bizim oldu. şey Gökhan Ünal Fenerbahçe'ye geliyor evet. Tamam, Gökhan Ünal evet. Aynı uçaktayız muhabbet sohbet. Bu arada bir uçakta İstanbul'dan kalktı Burak'a Trabzon'a götürüyordu. Karşılıklı takas anlaşması yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki dedim ki o Türkiye'nin en çok gol atan orta sahası Alex Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusu Gökhan Ünal. Abi muazzam bir iş oldu bence de. E, çok heyecanlıyım falan filan bir şeyler anlatmıştı. Benim de kafamda o oluşmuştu. Esas muazzam işi Trabzonspor yapıyormuş o arada, Fenerbahçe değil. Ya Burak Yılmaz gibi bir yeteneği ne Beşiktaş tutabildi elinde, ne Fenerbahçe tutabildi. Burada Şenol Güneş ve kurduğu ekip Şenol Güneşi de farklılaştırıyor. Sonra gittiği takım bir takım şeylere baş koymuş, iyi bir dönemin yakaladığı bir takımdı. Şimdi geldiği takımda yeniden küllerinden doğmaya çalışan bir takım. Kartlar evet. altında Burak Yılmaz'ın ee, birilerinin kazancı birilerinin kaybı olduğu kanaatindeyim. Eğer Fenerbahçe elinde tutabilseydi, eğer o çöp, bu çöp, Beşiktaşlar çöp çöp demeselerdi başka bir yere evrilebilirdi takımları. Yani bir adamın üzerinde uzun süre durabilmelisiniz. Muslera gibi, Viska gibi bir yerde durabilmeli bazı bayrak adamlar. Bayrak adamlar işlerini iyi yapmıyorlarsa, Galatasaraylı Selçuk örneğinde olduğu gibi düşüyorlarsa Hemen vedalaşmak lazım. Bir de böyle bir şey var. Duygusal bağ oluşu kopamıyorsun bir türlü. Selçuk hayır git. Gitsin abi başka Selçuk gelir. Tarihteki yerini almıştır Selçuk. Yani bir sürü hikaye. Evet. Özetle. Ee, Burak Yılmaz'ı taraftan tiyatrocu diyor. Ben demiyorum diyor, demiş Erdem Baş. Evet öyle bir şeyi vardı. Ee, şükür her şeyi bilecek kadar cahil değilim. <laughs> Ali <Diyali> Tuncer konuyu <laughs> kapatmış. Ee, ya cehalet meselesi değil de bize futbol maalesef böyle anlatılıyor. Böyle çok basit zannediyoruz. Biz de oynuyoruz ya okay. Ya ben vallahi içinde gördüm. Bizim oynadığımız futbol ben hakikaten çok iyi bir orta saha oyuncusuydum. Ee, sen de çok iyi oynadığını biliyordum falan da bizim oynadığımız futbolla orada yaşanan bambaşka bir şey. Yani ya o yüzden abi. keşke taraftarlara böyle gruplar olarak birer hafta iki üçer üçer gün kamplarda yer verilse mesela bu en çok eleştirenler şöyle bir oturup izleseler aa hadi canım falan diye ee, basın mensuplarına öyle işkembeden atanlara bir analiz toplantısına girsinler de ne konuşuluyor orada futbola dair? Siz ne zannediyorsunuz? Ya bunu çok arzuluyorum. Orayı asbel kadar gördüğüm için yani. Evet. evet ee, şöyle toparlayacağız. Mehmet Cenik. Okay bir deneme sınavından kaçıp seni dinlerdik. f bir anlatımının hala kulaklarımda. İyi deneme sınavından kaçıyor musun? Aslı sınavdan kaçmayın abi. Sınavlar önemli. Güzel Adem zamanlar. Rachel. Evet Adem için soruyor sürekli Beşiktaş 1903. E, bugünkü programımıza sorarız tekrar. Onun belli bir karantina süresi var. Herhalde o şekilde devam ediyordur. E, yani çok fazla... Da... bir. Evet herhalde son iki hafta olabilir. Ben de çok iyi bir sahip ama ama ilkokuldan sonra şansımı denemedim futbolda demiş Erdem Baş. Bir de o var yani. Üzerine koyup gitmek var. Sakatlıklardan kaçıp yoluna devam etmek var. Nice iyi sporcular nice iyi yıldız adayları 17 yaşında çapraz bağ kopuyor hayatı bitiyor futbol hayatı. O yüzden çok başka konular. Bir tane de mesaj şey var. Haber var. Ee, onu da getirecektim dünkü maça ilişkin. Sonra da kapatacağız. Fatih Hoca'nın öz eleştirileriyle kapatalım. Evet, başarısız sebebi, başarısız sebebi A benim B terim demiş. Ve bizi bu sene affetsinler şeklinde ee, pandemi sonrasında en fazla yara alan takım olduklarını belirtirken her şeye rağmen inanmış arkadaşlarla gemiyi kıyıya yanaştıracağız. İnanmış arkadaşlar demek ki inanmayanlar olduğunu özellikle Fegül için, Belhanda için bu yakıştırmayı yaptığını düşünüyorum. 4 maçta 10 puan kaybetti Galatasaray. Olur, bitirirler. Galatasaray böyle dönemeçleri sever, böyle maratonları, virajları, finişleri sever derken en kritik 4 maçta 10 puan gidince şampiyonluğun 11 puan gerisine düşmüş oldu Galatasaray. Galatasaray sonra. Evet. Menajer sistemini, Galatasaray, menajer sistemini getirsinler. Çünkü Fatih Terim'in karizması çok yüksek. Hiçbir yönetim o karizmayı yakalayamıyor. Fatih Terim'in e, topluluğu çok geniş bir topluluk. Bütün Galatasaraylıların hayran olduğu lider bir adam. Dolayısıyla bence İngiltere'de olduğu gibi menajerlik sistemini getirsinler. Bütçeyi hocaya teslim etsinler. Hoca takımı kursun, o yürüsün. Yani herkes Galatasaray'da patron olduğunu iddia etmek derdinde, ispat etmek derdinde, oradan güç almak derdinde. Öyle olunca Belki Terim yapabileceği devrimsel hareketleri yapamıyor. Belki kendisini başka bir yere konumlandırarak aşağıda antrenör çalıştıracak. Başka bir dönüşüm yapacak ile ilgili. Belli ki yaşı ilerlemiş olmasına rağmen sonuna kadar çalışma azminde ki takdir edersiniz bunu. Belli ki bir şeyler vermek istiyor. Ben olsam başka bir hoca olsa bırakır giderdi şimdiye kadar. Çünkü yönetim çok kötü bir yönetim. Son derece başarısız bir yönetim. Yani Galatasaray tarihinin bence en kötü yönetimi de. Ya, şey söyleyemiyorum şimdi. Söyleyeyim bari. Yani baksana Abdurrahim Bey yok ortalıkta. Nerede Abdurrahim Bey? Dün de konuşuyor. Yok ortalıkta. Ne yapıyor? Eskiden hani var kayıtlarını evet. falan var. Nerede şimdi? Yok. Yalnız kaldı. E, takımı kötü kurdular. Terim bazı oyuncuları istemiyordu. Bazı oyuncuları zorla verdiler. Bazı oyuncuları toparlamaya çalıştı. Gönderdikleri oyuncular var filan. Böyle abuk subuk saçma sapan bir durum oldu. Bence Galatasaray bir devrim yapacaksa Türk futboluna bir devrimsel değişiklik getirecekse bunu yapsın Orkun yani menajer hmm. sistemi herkes çekilsin 50 milyon euroyu versinler hocanın e, emrine 50 milyon euroya takımını kursun alsın satsın planlasın. Çünkü herkes bu anlamda bir şey yapıyor. Scout, yani scout ekibi birilerini seçiyor. Bazıları çok kötü, birini seçiyor çok iyi. E, scout ekibinin seçtiğiyle hocanınki olmuyor. Hoca başkasını istiyor. Ona yönetim ben bilmem neye aldım diyor. Böyle saçma sapan bir durum var. Yani bu ülkede bunu yapacak birisi varsa bu. Ya Fatih Terimle çalışmayacaksınız ya Fatih Terim nasıl istiyorsa öyle çalışacaksınız. Bundan sonra Galatasaray'ı çok acayip bir dönem. Evet, bir hoca değişikliği de bence olabilir bu dönemde. Ondan herhalde konuşacağız. Fenerbahçe'yi aylardır konuşuyoruz. Biraz da Galatasaray'ı o zaman konuşmuş oluruz. Çünkü hep diyorlar diye bizi de konuşun, biz de konuşun. E abi kriz var o yüzden konuşuyoruz. Hoca yok o yüzden konuşuyoruz. Galatasaray'da da öyle bir gündem sanki öyle bir koku var gibi gözüküyor. Diyeyim ben. Evet. Şu son mesajları da okuyacağım. Tam üzerine geldi Önder Merdan. Ben de çok iyi bir sol kanattım. Fransa'dayım. 16 yaşında dediler. E, Strasbourg altyapısını alınamadım. İki çapraz bağlarım koptu. Evet. Biraz kopuk. Cümleyi tam anlayamadım ama çapraz bağları koptuğu için iyi bir sol kanatken arkadaşımız Derleyelim. Oldan uzak var. kalmış. O kadar çok var ki böyle. O kadar çok var ki. Bizim Hasan Çetin Kaya var ya. Geçtiğimiz hafta evet. konuştuk. Sonra ailesinde bir büyüklerini kaybettiler. O yüzden arkadaşlarımız da zaten gördü, tanık oldu ve başının sağ olsun demiştik. Ee, bu hafta içinde organize edeceğiz. Hasan Fransa'da yetişmiş. Babası öğretmen olduğu için. Müthiş bir sol ayak. Orta saha oynuyor. Ve anında Türk milli takımına o dönem işte U16, 17, 18 alınıyor. Sonra Gençler Birliği'ne geliyor Ankara'ya geldiğinde. Orada oynuyor. Ve 17-18 yaşında falan bağlar kopuyor gidiyor. Futbola veda ediyor ve işte yabancı dil bildiği için biraz da organizasyon yeteneği olduğu için e, rahmetli İlhan Cavca onu kulüp menajeri işte idarecisi olarak e, göreve başlatıyor ve sonra o kariyere geçiyor. E, yoksa arada bir futbolcularla falan oynarken yani müthiş yeteneklerini ve o dayanıklılığını sağlam altyapısını e, görüyorduk. E, dolayısıyla çok var böyle hikaye. Çok var. Yani öyle Evet şimdi oruj mükemmeldi. Kapatıyoruz artık. Gökhan Çırak, Berk Sarıoğlu bundan sonraki yayınlarda da olacak mıdır? Demiş. Olacak. Okay. Olacak. Beşiktaş 1903 Yine beğenme yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Biz bugün hiç söylemedik. Beğenin, abone olun. Katılabiliyorsanız katılın. Bizimle birlikte olun. Ee, ki biz de büyüyerek yolumuza gidelim. Yine güzel duygusal bir mesaj var. Şamo Aliye kardeşimiz Azerbaycan'dan yazıyor. Yayınlarınızı izliyorum ve televizyonda izlediğimiz taraflı yayınlardansa sizleri izlemek çok güzel. İnşallah her şey istediğiniz gibi gider. Kardeş ülkeden seveniniz. Demiş. Sağ ol Aliyev. Şamu Aliyev. Ee, az gördüğüm ya da belki ilk kez gördüğüm isimler bunlar. O yüzden biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü artık çoğu aile gibi olduk sürekli arkadaşlarımızla ve sürekli aile büyüyor Okay. Orkun Atmaca. Adaşım. Okay abi NTV'de Balicello anlatırken sesi kulaklarımda hala bize sevdirdi sevdirdi Formula 1'i. O kay tabii asıl bu bu ya. Yani bunlar çok var. Yani bu yorumlar, bu destekler çok var ama o beğenmeme, hiçbir şeyi beğenmeme hali de yıldırıcı bir şey bizde hakikaten yani. Onu söyleyeyim. <laughs> Ondan sonra böyle? Evet, uysuz televizyoncular da var. Yorumcudur. Var hiçbir şey beğenmez. Evet. Kendisi şey yaptı, sen yapamaz filan. Salbet çalışıyor. Ya kendi yapmadığı, kendi oynatmadığı sistemi, oyuncuyu, yorumcuyken o niye oynatmıyor? Diğer hoca oynatmıyor diye eleştiren hoca gördüm ben ya. Ya sen oynat önce de başkalarını sonra bakarsın. Metin Çalışkan sevgiler. Beşiktaş 1903 Or Orkun Okaya bir Subasa Misaki ikilisi gibis gibisiniz demiş. Polonya. Ha. Ha, şu sana göstereyim. Evet Misaki Subasa ve İlyas Yıldız Polonya'dan izliyormuş. Ee, Polonya, Polonya'da ne zamandan beri belki ilk kez oluyordu diyelim. Evet bugünlük e, yine kapatalım. Not haftaya gün, Güne ve haftaya güzel bir başlangıç yapmış olduk. Daldan dala. Ee, Beşiktaş Kayseri Spor maçı öncesinde ve sonrasında yayınlarımız olacak. Bugünün programı bu şekilde. Ee, sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Yeniden Maç öncesinde özellikle ilk görüşeceğiz. Sonrasında da maç sonrası yayınımız yine mutlaka olacak. O, o zamana kadar hoşçakalın, mutlu kalın diyorum. İyi haftalar.